Assalomu alaykum. Meni murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga. Familiyam Hasanov, ismim Mirzohid. 87-yil Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida tug'ilganman. Murojaat qilishimdan maqsad Prezident, xullas, men 2020-yilda tug'ilgan farzandim Muzaffar Mohinur oddiy istima bilan mana sog'lom bo'lgan oldim. Soppa sog'ligi oddiy istima bilan bansiyaga borgan. Bansiyaga borgandan keyin doktorlar atosi bilan komaga ketib qolgan. Shu bilan 3.5 oy bolnitsada reanimatsiya bo'limlarida yotgan. Reanimatsiya bo'limlarida har xil vahshiyliklar bo'lgan. Keyin o'ziga kelmagandan keyin balami Farg'ona viloyati o'sha ona va bola bolnitsasidan nagli shu davlat bolnitsasidan xususiy davlat bolnitsasidan shunday balami chiqarib yuborgan. Yashamaydi, umidi yo'q deb. Bolnitsadan chiqarib yuborgan. Men bolnitsadan javob berib olgandan keyin umid yo'q deb. Keyin Rossiyadan qaytib keldim. Qaytib kelsam baram o'ta og'ir holatda yotibdi. Zond holatda, koma holatida yotibdi uyda. Keyin xususiy klinikaga olib borib, miyalar tomografiya davlat bolnitsalari qabul qilmadi. Xususiy klinikaga borib, miya tomografiya qilindi, miya 98% chirib ketgan deyapti. Umuman qiyin bola tuzalib ketishi deyapti. Lekin xudoga shukr, bola pilisga yurib ketdi xususiy klinikada. 9 oydan beri komada mana uyda yotibdi. Oldin soppa sog' bo'lgan. Lekin shunda ham sud ekspertizasi nima doktorlarning aybi bor demayapti mana. Respublika murojaat oxiri mayda to'lib ketganimdan keyin murojaat qilishga majbur bo'ldim. Boshimni kundaga qo'yib. Mana Farg'ona sud tibbiy ekspertizasi nagli yo'qoryapti mana. Doktorlar aybi yo'q deyapti. Mana bu yerda imlo xatosi bor mana. İmlo xatosi nimaki 1998-yilda tug'ilgan degan ayolim, lekin 89-yilda. Mununda ham mana respublika sud ekspertizasida ham mana 1989-yil, 1998-yil deb bergan. Men nima buni ko'rsatyapman? Chunki Farg'ona sud ekspertizasi bilan respublika sud ekspertizasi bir xil, просто shapkasi boshqa xolos. Chunki tekshirmagan ham aqda. Shuni kisira ko'pay qilib turib, shapkasini o'zgartirib jo'natib olgan. Biz kimga murojaat qilaylik? Respublika sud ekspertizasi yo'qoryapti. Respublika prokuraturasi yo'qoryapti. Viloyat prokuraturasi yo'qoryapti. Bu ishni. Men jon kuydirgani Farg'ona ona va bola bolnitsasidan kunniga meni ballamga o'xshab nogiron qilib chiqarib yuboryapti ballarni. Kunniga ballar nobud bo'lib ketyapti. İltimos mana shu murg'ik ballarni, begunoh ballarni taqdiri iltimos sizni qiziqtirsin muhtaram prezident. Chunki men jon kuydirib gapirishimga sabab baba ko'zim bilan ko'rib kelyapman ballar nobud bo'lib ketyapti. Rossiyadan kelsam shu ahvol bo'layotibdi. Xususiy klinikalarda 7 oydan beri shu xususiy klinikalarda davolatyapman o'zimni pulimga. Bir kunimiz 750 ming so'm nimada davolash lechenesi bir kuni. Qarzga botib ketdi oxiri. Rahbarlar umuman yordam bergan viloyatdagi, umuman hech kim yordam bergani yo'q. Tizim qilib bergansiz, uchrashishga rahbarlar bilan. Alisher aka Taharovich bilan uchrashdi prezident maslahatchisi. Bu balaga yordam beringlar deyapti. Lekin yo'q amalda yordam bergan. Nimaga nima qildi viloyat prokuroriga aytdim. Shunaqa nohaqliklar bo'lyapti, Farg'onada shunaqa vahshiyliklar bo'lyapti, shunaqa bo'lyapti. Nazorat qilinglar, sud ekspertizasi o'zingiz nazorat qilinglar deb. Xo'p dedi, bu havoda qolib ketyapti sayyor qabullarda. Umuman sayyor qabullar ham yuzaki o'tyapti. Nima qilaylik o'zi mana shu yerga keldi. Umuman yashashdan nima qolmadi. Chunki qo'ydi va qo'ydi qo'zichoqni qo'ydi balasini ham shunday ushlaymansiz, suzaman deydi qo'y. Biz odammiz-ku, odam. Odammiz bu insonmiz. Agar birorta rahbarni balasi shunaqa bo'lib uyda zond holatda komada yotsin 8 oy 9 oy tepasida o'lishini kutib o'tirsin, ko'ramiz nima qilar ekan. Bu xaromxo'rlar nagli ekspertizalar yo'qoryapti. Kimga murojaat qilaylik? Respublika ekspertizasi yo'qorgandagi kimga murojaat qilaylik? Farg'onada kuniga nogiron bo'lib chiqdi. Umuman tizim ishlamayapti Farg'onada. Sog'liqni saqlash ham hokimiyatlar ham ishlamayapti. Chunki murojaat qilib borsa umuman qabul ham qilib eshitmayapti. Ballarni sog'liqni saqlash vazirligiga ko'tarib kirdim. Koma holatida. Bunda to'r oy oldi. Vazirlar mahkamasiga ko'tarib kirdim. Xususiy yotishga yordam beringlar davolatishga deb. Hech kim yordam bermayapti. Qanaqa katta rahbarlar sayyor qabulimizga olib boryapman. Hammasi bo'pti deydi, pastda yo'q, umuman bajarilmayapti.
Ne böyle bacarışta onun gibi şöylerge dalaşı kılıyordu. Bu böyle şunca yordam kıldı, şunca sumu yordam kılıyordu. Ne mekkal hiç kere umma yaşışta komadı umma illatsızlık. Uzun zorluğundan yakında çıkıyordum, Rusya'ya gidiyordum işte yani. Ki bu hayok, bitti kıynağın iş topalı mı? İndi bu onakı nemeler, zulümler, bunun onakı nokaklıylar. Ne kaykke müracaat kılıştı bilmeyip ben, ne mekkal hiç kere uzun. Respublika prokuraturası yok vergenden ki, Respublika sud ekspertizası yok vergenden ki, umuman ilacı prezidentte müracaat kılmazsan başka cege müracaat kılıyken ilacımız yok. Mayıl bana kama varsa, mayıl ne kısa kılıyorsa 10 yıl oturken ben bir ayakta, yine 10 yıl sonra birisi, yine bir ayakta 10 yıl oturama, şu bile ölüp gitme, kurtulama. Lekin fakat iltimos, belanı davalatıp ki yıkamaları. Bana şunca mürü, bana şunca prokuraturadan giden cevaplar. Sizge yazgı hatlarımız, ne demek yeti var mıydı? Ne demek siz okumuyorsunuz? Bana prezidentke giden müracaatiniz için müracaatinizi kurup çıkıp da yaptı. Şu vlat su ekspertizası, şu ne demek topu bulmadı da yaptı. Sizin haberiniz var mı? Peki sizin namizden kele yap şu sizge yazgı hatlarımızı. Tizim zor lakin. Rahbarlar bile üçün aşı imkaniyatı var. Halbuki ne demekler zoru lakin amelde yok hiç neyse. Ne makaleyle kimge müracaat kılıyla yani? O zaman bu tamam bu gelmeme. Belem şu akı aldım ama uygul gelmem bu. Kaçke müracaat kılıştı bilmeyip ben. Hiç kimi işitme yaptı. Üçülaşma gerek rahbarlığım komadı. Ne makaleyiz? Prokuratura nazorat kısın ekspertizanı. Ne miyim prokuratura nazorat kımedi ekspertizanı? Ekspertiz, prokuror şuna kadar durgenden ki, şuna kadar camiyette yaşayıp durgenden. Odam bir kokumam ketadi. Duvaraman ben. Birovni boshiga tushmasin duvaraman. Prokuratura shunaqa darajada bo'lib ketgan. Lekin bitta nimani inson bo'ynida o'shapti yo birovni doktorni shunday o'sha bir mushuraychi sirat surib berib yuboradi. Nimaga meni balam nogiron qilib qo'yadi? Shu ahvolda yotibdi. Lekin mazza qilib soqqani qilib ishlab yotibdi o'sha harom qo'llar. Bu kunlar o'tib ketadi. Ertaga Allohning oldiga qanday javob beradi bu nimalarga? Nohaqlilar. Qani tuppa tuzli qizlar, soppa-soq yugurib yurgan dadajon, ayajon deb yurgan, hozir mo'naqa zondda komada yotibdi 8 oydan beri. Hech kim eshitmayapti, chunki ularni balas kasal emas deb eshitmaydi. Kimga murojaat qilayapti? Kimga? Nima emish? Respublika sud ekspertizasi o'sha nimasiga telefon qilsam aytgan, nomerini yozibdi. Telefon qilsam aytadiki, "Ha, endi Rossiyaga berasizda" deyapti. Rossiyada urush bo'layotibdi. Men qayerga Rossiyaga beraman endi? Mustumdan kuladi u. Nima haqqi bor? Nimani Rossiya ekspertizasini harom qo'llik bilan qilgandan keyin, nohaqlik qilgandan keyin qanday yana ustumdan kuladi buni aqlib? Kim javob beradi? Ekspertizada doktorlar ayb yo'q deyapti. Lekin mana miya tomografiyalari mana oldin butun holatda bo'lgan mana yong'oqsimo mana keyin banisada mana nogiron qilib chiqib mana miya yo'q mana yong'oqsimon bo'ladi yong'oqni yesa yo'q mana shu holatda yotibdi. Kim javob beradi? Mana bo'pti ras bo'pti doktorlar xatosi yo'q ekan. Nimaga maytdi nogironlik nimasi beradi? Mana nogironlik nimasi turibdi mana varaqasi turibdi. Nima buni qiladi bo'lmasa? Kim javob beradi? Mana shuncha prokuraturaga yozilgan hujjatlar. Nima qilishni bilmayman. Nazoratingizga oling bularni. U o'lganim yaxshi bundan. Oxir o'lib ketamiz shili. Endi oxir tushuna shu darajada bo'ldi. Ko'cha-ko'cha pul so'rab yurishimiz qoldi. Balaga davolatishga yordam beringlar. Bir klinika 750 mingsin bir kunimiz. Anjonda. Lekin bola foydasi bo'lyapti, plus. Plus tomonga yuryapti. Bu xorom qo'llar mazza qilib yuribdi mana. Nogiron qilib kelganlar. Kim javob beradi? Qachongacha davom etadi?